Adam yaş kadınız. Sağ olun, teşekkür ederim. İyisiniz. Ben aziz oldum yani. Üç tane aziz oldum. Kaç seçmen var orada? Böyle mücadele ediyor partimiz için. Tabii ki bir partiye verdik. Evet. Bundan da hala mücadele ediyor. Ama bu dönem önümüzdeki maçlara bakacağız diyorlar ya. Yani şimdi bizim yapmamız gereken aslında bu CHM'yi tekrardan yüceltmek, tekrardan anlatmak. Yani doğrusu bu. Yani çünkü sen daha önce dokunduğun bir değeri, olumsuz yönleri varsa onları gidermek. Dolayısıyla aslında denklem basit. Biz yeni bir parti değiliz. Yani bu ülkenin kurucu partisiyiz. Dolayısıyla bu eksende toplumla eksik olan yönlerimizi tamamlarsak toplum bizi işselleştirir. Çünkü biz 100 yıldır bu görevi ifa ediyoruz. Sen Ali'yi sevdiğin için burada değilsin. Parti ve ideoloji sevdiğin için. Ama diğerlere baktığında kişiyle geliyor, kişiyle geliyor. Dolayısıyla bu üzerimizde eksik olan varsa neden oy almadığını sorusunu sorup tamamlarsak bence çok doğru. Parti adına da, toplum adına da doğru bir iş yapmış oluruz. Aynı zamanda 2014 yılında Sultan Gazi Belediyesi'nin belediye başkan adayımızdı. Buradan mevcut iktidarı nasıl göndereceğimizin planlarını yaptık. Hiçbirimizin beklemediği bir baskın seçim süreci yaşandı. Başkanım dediği gibi 2014 yılında ben Sultan Gazi Belediye Başkan adayıydım. O dönemde güçlü bir gerçekten orada hemşeri dahil Madyaman'a birinci sırada oy çokluğu olan bir bölge. Ciddi de bir oy artışı sağlandı. Devamında ben ilçe başkan adayı oldum. Bir oyla kaybettik mevcut kendi bölgemizde. Bu dönemde de Canan Hanım'ın listesinde il başkan yardımcısı. Şimdi medyada duydum derken aslında onun üzerine bunu açıyorum. Bu arada medyada birçok adaylar kendilerini açıkladılar. Dolayısıyla tabii şartların, günümüzün değişken şartlarına herkes ayak uyduruyor. Şimdi bir bakıyorsun, mikrofon tutuyor. Evet böyle bir niyetimiz var dedik. Medyaya düştü. Nereden? Takdir edersin, milletvekili seçimlerinde iki tercih sunuyorlar size. Birinci ya da ikinci tercih. Böyle bir niyetim olduğunu söyledim. Kendi yönetim kurumundan da bu noktada kendi bilgileri var. Böyle bir irade ortada düşünüyoruz. Tabii öncelikle bir hem sizleri görmek hem bu noktada başkanımıza bir hayırlı olsun diye aranızdayım. İki dönemdir zor bir bölge. Partimizin daha önce çıkardığı milletvekilini çıkaramıyoruz. Dolayısıyla biraz önce başkanım dedi, özellikle doğu eksenli bölgelerde biliyoruz biz de bu bölgenin çocuğuyuz. 7 yıldan beri yatırımlarımız burada var. Babam zaten kendisi memlekette, Gerger'de. Kahta'da da bir yatırımlarımız var. Yani biz buradayla kopuk değiliz, buranın evladıyız. Dolayısıyla çıkmadığı için iki dönemdir. Biz ne yapabiliriz? Aslında bunun düşüncesiyle aranızdayız. Umuyorum ki şayet verilirse kesinlikle bir vekil çıkaracağımızı biliyorum. Ben ve teşkilatım Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını hedefleyen ve bu yönle çalışma stratejisi hareket eden bütün arkadaşlarımızın yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Bu anlamda Ali Bey'e, il başkan yardımcımıza, İstanbul İl Başkan Yardımcımıza ve bu dönemde aday adayımıza bu nazik ziyaretinden dolayı çok teşekkür ederiz.